Herkese merhabalar, merhabalar, merhabalar. Enerjiniz yüksek, gününüz mutlu ve şanslı olsun. Ben dün gece yine uyumadığım için yaklaşık bir 40 dakika, 45 dakika önce falan uyandım. O yüzden kılığım için hepinizden öncelikle özür diliyorum. Hoş geldiniz. Efendim, dünden beri hıdrellez, hıdrellez diye diye beni yediniz. Dedim ki ben de arkadaşlarıma yine en şeffaf, en iyi bildiğim şekilde olayları açıklayayım. Şimdi öncelikle Hıdır Ellez nedir dediğinizde, Hıdır Ellez, Hızır ve İlyas'ın birleşiminden oluşan bir isim. Hıdır kökü Hadra'dan, yeşilden ve yeşillenmekten gelen bir kelime. Biliyorsunuz Hızır Aleyhisselam bütün kutsal kitaplarda, bizim dinimizde de, Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen bir peygamberdir. Zaman yolcusudur ve zamanda yolculuk yapmasıyla bilinir. Azerbaycan, Türk ülkeleri, bizim ülkemiz ve birçok Avrupa toplumu tarafından aslında bugün, yani 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece önemli görülür. Çeşitli isimlerde yer alır. Mesela paganlarda Beltan diye geçiyor. Şimdi onlar bunun hazırlığındalar. İşte bizde Hıdır Ellez diye geçiyor. Birçok kültürde var olan bir kutlama dönemi bu. Peki aslında bunun ilk kökü nereden geliyor? Astrolojik olarak kökeni nereden geliyor? Size daha önce de söylemiştim. Şunu araştırırsanız çok faydasını göreceksiniz. Mesela bizim bayram diye kutladığımız ya da belli toplumlara atfettiğimiz bütün bayramlar aslında insanlık tarihi kadar eski. Daha önce Nevruz Bayramı'ndan bahsetmiştim. Nevruz Bayramı bahsedildiği gibi bir millete, bir ırka değil, en eski insanların, en eski toplumların kutladığı bir bayramdır. Bunun sebebi de bütün kış boyunca donan, üşüyen, zor kış şartlarıyla mücadele eden ilk insanlar, yani şu an bizim gibi rahat sıcak evlerinde yaşamıyorlardı insanlar, biliyorsunuz. Şöyle bir 2-3 bin yıl öncesine gidin. İnsanlar ne yapıyor? Koskoca kışı zar zor atlatmış, kurt saldırıları, karanlık, soğuk, açlık baş etmiş. Sonunda bahara kavuşmuş ve baharda güneşi nihayet görebiliyor. 21 Mart, yani güneşin koç burcuna ışınlarının 0 derece dik gelmesiyle beraber sıcaklık başlıyor. Güneş yüceldiği koç burcunda. Niye yüceliyor? Çünkü koç burcunda uzun zaman sonra Nisan ayıyla beraber, Mart sonu Nisan'la beraber kara kışın ardından güneş görünüyor. İnsanlar da bunu kutlamak için şenlikler yapıyorlar. Koca kışı atlattık. Ölenler oldu, kalanlar oldu. Allah'ım sen bizi bahara kavuşturdun. Sana şükürler olsunun bir göstergesi aslında. Ateş yakıyorlar, ateşin üstünden atlıyorlar filan. Mayıs'ta da şöyle bir şey var. Boğa burcu zamanı geldi zaten. 20 Nisan'la beraber, güneşin boğa burcuna geçmesiyle beraber artık boğa burcunun zamanı geldi. Boğa burcu neydi? Baharı sabitleyen burçtu. Yani Nisan boyunca yağmur yaşadık, sel yaşadık, fırtına yaşadık, güneşi gördük, çiçekler açtı. Ama şimdi Mayıs'la beraber o çiçek açmalar, o baharın şenliği çok daha güçlü bir hale gelecek. Yani içimize bir bahar sevinci dolacak anlamına geliyor bu. Onun için şimdi bahar sevincini çok güzel bir şekilde yaşama zamanı. Arkadaşlar, İranların yeni yıl bayramı ama Nevruz bütün toplumlarda var. Türklerde var, İranlarda var, Araplarda var, Acemlerde var, Avrupalılarda var. Yani bir ırka, bir ülkeye atfedilemeyecek kadar, insanlık tarihi kadar eski bayramlar bunlar. Onu söyleyeyim. Bakın araştırın bunları. Onun dışında bu Hıdır Ellez, bizde Hıdır Ellez, Avrupa'da Beltan, başka bir yerde başka bir şey. Sonuç olarak Hızır ve İlyas'ın senede bir defa 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gecede buluştuğuna inanılıyor. Hızır Aleyhisselam, eyvah. Hızır Aleyhisselam çok önemli bir peygamber, bir zaman yolcusu olduğu için de, burada yine çalacak, hiç dikkat almayın. Bir zaman yolcusu olduğu için de Hızır Aleyhisselam. Dolayısıyla ona bütün toplumlarda başka bir ad verilerek hepsi, her toplumda da inanılıyor. Bütün zamanda yolculuk yaptığına ve dara düşenlere yardım ettiğine inanılan bir peygamber. Dolayısıyla kardeşi İlyas peygamberle buluşuyorlar ve bu buluşmanın bereketini kutluyor insanlık. Yani bir zaman yolcusu ve onun diğer kardeşi olan peygamber buluşmaktalar. Bize de bundan bir nasip düşsün diye kutlayan var. Bununla beraber mesela Antakya'da bir nehir vardı. O nehire gidiyorlar. Orada dileklerini suya atıyorlardı toplu halde, ben küçükken. Onu hatırlıyorum. Birçok uygulama var yapılan. Ama ben kendi adıma size bütün uygulamalardan bahsedip kendi deneyimimden de bahsedeceğim. Şimdi Hızır ve İlyas'ın buluşması için
5 Mayıs akşamından dilekler yazılıyor. Gül ağacına asılıyor. Efendim, gül ağaçlarının altına gerekirse dilekler çiziliyor. Kimisi dileğini ateşe atıyormuş. Dileklerinizi ateşe atmayın. Ateşin yok edici bir etkisi var. Bereketlendirmez. Ateş yok eder. Deforme eder. Ateş dileğinizin olması için iyi bir kaynak değil. Yıllardır bunu ben söylüyorum. Kitaplarımda da, yayınlarımda da. Dileklerin gerçekleşmesinin bilinçaltımıza olumlu aktarımı için yok etmeyen, üretme ve büyütme etkisi olan toprağı ya da suyu kullanmak lazım. İşte gül ağacının dibine gömüp sulayanlar, onu sabaha karşı oradan alıp nehre atanlar. Mesela şöyle yapıyor. Akşam ezanından sonra gül ağacının dibine dileğini gömüyor ya da dalına asıyor. Sabaha karşı, sabah gün doğmadan alıyor, koştura koştura o dileği bir nehire, bir gölete atıyor. E nehir, gölet yoksa ne yapacak? Dileğini çiçek gibi suluyor. Bilinçaltına şu mesajı veriyorsun aslında. Benim dileğim büyüyüp yeşerecek, büyüsün ve yaşarsın mesajı veriyorsun. Ben Hıdır Ellez'i defalarca yapmışımdır. Hani Hıdır Ellez zamanı defalarca bu çalışmaları yaptım. Açıkçası ben hayatımda çok böyle Hıdır Ellez zamanı özellikle yaptım diye bir şeyin olduğuna şahit olmadım. Ki ben çok inanırım biliyorsunuz böyle şeylere. O yüzden ben size yapın ya da yapmayın demiyorum. Sadece neler yapıldığını anlatıyorum. Ben yapmaya da bilirim. Ben onun yerine başka bir çalışma yapabilirim ya da benzer bir şey yapabilirim. Ama sonuç olarak buradaki olayın mahiyeti şu. Hıdır Ellez baharın gelişini kutlamak. Mesela Hıdır Ellez'in gününü ve gecesini sevdiğiniz insanlarla böyle mümkünse bahçeniz varsa bir bahçede ateş yakın. Bir yemek hazırlayın, bir masa hazırlayın. Efendim orada güzel dualarınızı yapın, muhabbetinizi edin, eğlenin. Aslında eskiden böyleymiş bu arada. Çok değişik uygulamalar da var. Artık onlar hiç bana şey yapmadı. İşte yok çamurdan bebek yapmalar filan. Hani çocuğum olsun falan diye düşünenler için. Onlar bana çok sıcak gelmedi. Ama isterseniz öyle şeyler de yapabilirsiniz. Yani aslında buradaki olay artık baharı daha güçlü yaşayacağız. İşte daha kuvvetli bir bahar etkisine giriyoruz. Çok şükür bahar geldi. Havalar daha da ısınacak. Her yerde güller açacak. Bahar sabitleniyor. Boğa burcu enerjisiyle bahar sabitleniyor. Dolayısıyla bunu kutluyoruz. Baharın gelişini kutluyoruz aslında. Hani Nevruz'dakinin biraz daha üst oktavı gibi. Tam olarak baharı iyice yaşayacağımız, artık sıcaktan mayışacağımız tozlaşma, polenler, doğum, bereket, bolluk. Müthiş bir bolluk bereket enerjisi var. Ben şöyle yapıyorum. Her Hıdır Ellez'de. Edrik Ebel Abbas Enni Munhasır. Seyyidi Belyebni Melkanil Hızır. Bu Hızır'ın künyesi. Melkan'ın oğlu Hızır diye çağırıyorum. Ve diyorum ki ey Hızır Aleyhisselam. Eğer sen bugün tüylerim diken diken oldu. Gerçekten kardeşinle buluştuysan. Buluşmanız kutlu olsun. Bereketli olsun. Ağlarım ha şimdi. Bu bereket dünyaya da yayılsın. Dünyada iyileri, masumları koruyan bir kalkan oluşsun. Ben böyle dua ediyorum. Gerçekten sen bugün eğer kardeşinle buluştuysan bu buluşmanın bolluğu, bereketi bizim hayatımıza da aksın. Buluşmanız kutlu olsun diyorum. Yapmanız gereken şu. 5 Mayıs mümkünse, müsaitseniz akşamı sevdiğiniz insanlara böyle sabahlayacağınız bir şölen tadında bir masa hazırlayın. Bahçeli evleriniz varsa bahçenizde güzel bir ateş yakın. Ateşi yakarken şunu düşünün. Allah'ım güneşi yaratan sensin. Işığı yaratan sensin. Eğer güneşimiz olmasa, ışığımız olmasa biz ne yapardık? Kıymet bilerek, o sıcaklığı, o ışığı, o ısıyı hayatınıza bereket olarak hissederek yapın. Ve ondan sonra güzel bir masa kurun. İşte zaten Şevval ayındayız. Arap takvimine göre de güzel bir zaman dilimi. Bahar geliyor. Masanıza güzel çiçekler koyun. Gül şerbetleri hazırlayın. İnsanlara gül şerbetleri ikram edin. Sonra efendim dua edin. Efendim istediğiniz gibi nasıl geçirmek istiyorsanız birisi mesela toplu dua yapsın, herkes amin desin, bolluk bereket isteyin, ülkemiz için huzur isteyin. Zaten tutulma etkisi çok sert bir etkiye sahip. Dünya çapında doğal afet ve felaketleri çekebilecek bir tutulma. Dolayısıyla bu karanlık enerjiyi biliyorken bu karanlık enerjinin bizi bulmaması ve mutluluğun, şenliğin olması için ben hep bu konuda sizi motive etmeye çalışıyorum. Böyle niyet edin. O insanlarla güzel kutlamanızı yapın, sonrasında işte muhabbetinizi yapın, istiyorsanız şarkılarınızı söyleyin, efendim güllerinizi koklayın, gül şerbetlerinizi için, ağzınızın tadı yerine gelsin, muhabbetinizi, neşenizi bol edin. Hiçbir şey yapamadınız, mumlarınızı yakın, kandillerinizi yakın, gerçekten inananlar varsa işte akşam ezanıyla, 5 Mayıs akşam ezanıyla dileğini yazsın, ağaca assın ya da gül ağacına, sabah gül ağacının dibine gömsün, sabah onu alsın. Eğer imkanı varsa denize ya da akarsuya atsın. İnanan varsa yapabilir.
deneyebilir. Ben biraz daha böyle hani Bahar'ın gelişini kutlamak ve Hızır ve İlyas'ın buluşmasına selam göndermekle geçiriyorum kendi adıma. Edrik Ebel Abbas, Enni Munhasır, Seyyidi Belyebni, Melkanil Hızır. Melkan'ın oğlu Hızır. Eğer sen bugün gerçekten kardeşin İlyas'la buluşuyorsan, bunu kimse bilemez tabii gerçeğini. Sadece Allah bilebilir ve onlar bilebilir. Buluşmanız kutlu olsun. Buluşmanızın bereketi, güzelliği, huzuru sofralarımıza, evimize, hayatımıza yayılsın diye niyet ediyorum. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Bunun dışında ne yapıyorlar? İşte kağıtlara sadece yazarak değil, işte ev çiziyor, anahtar çiziyor, araba çiziyor, işte kocasını yazıyor, kendini yazıyor, isimlerini yazıyor, işte yüzük koyuyor. İşte ne istiyorsa onu çizerek anlatıp gül ağacına asan ya da gül dalının altına gömen de var. Hıdır Ellez de bunu yapıyor. İnanarak yaparsanız tabii ki olur. Niye olmasın? Ama buradaki esas mana Bahar'ın sabitlenmesi, Bahar'ın gelmesi. Eski insanlar doğayı yeşillendiren kişinin Hızır Aleyhisselam olduğunu düşünüyorlar. Adı o yüzden Hızır. Yeşillerin sultanı, Hadra'dan geliyor. Hızır her geçtiği yeri yemyeşil yaparmış. Biraz da böyle ütopik tarafı da var. Mesela çocuklara şöyle anlatıyorlar. Hızır geldi, işte kuruyan dallar yeşerdi. Hızır'ın her adımını attığı toprak yemyeşil oldu. O yüzden adı Hızır. Yani yeşillendiren, yeşilleyen demek. Şimdi biz burada neyi kutluyoruz? Bahar geldi, güller açtı, çiçekler açtı, hava daha da ısındı. Bunun gibi yapabilirsiniz. Cümle kurmakta zorlanıyorsanız çizmeye çalışın. Ev çizin, araba çizin. İşte sonuçta bunların hepsinin amacı ne? Yine geçen defa anlattığım gibi bilinçaltınızı eğitmek, bilinçaltınıza mesaj vermek. Mesela bir sembol çok güzel olabilir ama anneniz babanız o sembolle ilgili sizi küçükken kötü kodladıysa o sembol size iyi gelmez. Çünkü bilinçaltınızı ikna edemiyorsunuz. Bilinçaltınıza ilk baktığınızda ay bu çok güzel ya bu bana iyi gelir diyecek mesajlar veren şeyleri kullanın ya da çizin. Dileklerinizi olmuş, o olmuş anın enerjisini hissediyor gibi yazarsanız tabii ki daha iyi olur. Önemli olan burada gerçekten bilinçaltınızı ikna edebilmek. Yani siz bu dilekleri yazarken olmaz ki ya nasıl olacak ki dememelisiniz. Çocuk saflığında bir çocuk kendinizi o an bir çocuk gibi hissederek yaparsanız çok daha faydasını görürsünüz. Arkadaşlar 5 Mayıs tutulmasında deprem olacak mı? Bizi konu şu an çok farklı. Ben daha önce söylemiştim. Dünya genelinde doğal afetleri açık bir zaman dilimi. 4, 5, 6 Mayıs biraz daha dikkatli olmamızda yarar var. Venüs Neptün karesi de eşlik ediyor tutulmaya. Uranüs etkisi çok güçlü. Biraz daha dikkatli olmakta yarar var ama ne kadar dikkatli olabilirsiniz? Yani sonuçta ne zaman olacağını tespit etmek, nerede olacağını tespit etmekten çok daha kolay. Böyle etkiler var ama sadece ülkemiz için dünya genelinde böyle etkiler var. 6 Şubat'taki gibi çok büyük bir etkiden bahsetmiyorum ama dünya genelinde bu haberleri duymamız çok normal. Hava muhalefetleri, deniz ve sulardan gelecek tehlikeler, yer altından gelebilecek tehlikeler, heyelan, maden göçükleri en başta bunlar olmak üzere dikkat edilmesi gereken bir süreç. Zaten ben bir süredir uyarıyorum. Dikkat edilmesi gereken bir süreç. Çünkü akrep temalı olaylar hep krizleri getirir. Ülkemiz içinde çok kadersel bir dönüşümün yaşanacağına işaret ediyor. Kadersel önemli bir değişimin yaşanacağına işaret ediyor. En son yaşanan güneş tutulması da ülkemizin tepesindeydi. Burada yaşanan bir tutulma büyük bir değişim işaretçisidir. Yani kolay bir süreçten geçmeyeceğiz. Önümüzdeki 3 ila 6 ay içerisinde çok güçlü bir dönüşüm, güçlü bir yapılanma ve birazcık da sokak hareketleriyle dünya çapında ve ülkemizde uğraşmak zorunda kalabiliriz. Sağduyulu olmamız gereken bir Mayıs ayı gerçekten böyle. Ama biz burada şu anda felaket olacak, şu olacağı odaklanmak yerine, çünkü olanla ölene çare yok, kaderden kaçılmaz. Önemli olan o kaderin daha güzel şekillenmesi için niyetlerimizi doğru almak. Yani mesela gerçekten duanızı edin, niyetlerinizi alın, güzel dileklerde bulunun. İlla gül ağacına bağlayamadım, gül dalına asamadım diye tribe girmeyin. Dua etmeniz, iyi niyetlerde bulunmanız, Hızır Aleyhisselam'ı şöyle açın, okuyun, araştırın, selam gönderin. Yani illa her şeyi en güzel şekilde yapmanıza gerek yok. En güzel şekilde yapmak istiyorsanız en güzel şekilde yapmanın yolu samimiyetten geçer, inanmaktan geçer, çocuk saflığıyla istemekten geçer. Ve bilinçaltınız dediğim gibi bir bebek gibi, bir köpek gibi bilinçaltınızı eğiteceksiniz. Ona doğru mesajlarla, doğru renklerle, doğru kokularla doğru mesajları vereceksiniz. Bu olay.
Ben araba almıştım diyor. Ben yaptım oldu diyor. Evet, inançla yaptığınız her şey olur zaten. Sütlü. Sütlü. Gel. Sütlü bunu tavuk zannetmiş olabilir. Yemek istiyor olabilir şu anda. Sütlü. Mırıldamaya başladı. Annesinin huzisi bu, huzisi. Gel. Bıyıklarını görüyorsunuz değil mi? O limon bıyıkları. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Herkes bir şeyin reklamını yapıyor sayfamda ya. Şöyle ateşle ilgili şunu söyleyeyim. Arkadaşlar biz ateşi çocukluğumuzdan beri ne olarak öğreniyoruz? Ateş element çok güçlü bir element bu arada. Ateşin yakan, deforme eden, yok edici bir enerjisi var değil mi? Ateşe attığınız bir şeyi bir daha eski haline getirebilir misiniz? Getiremezsiniz. Dönüşüm etkisini engeller. Ateşe attığınız şey kül olur. Yok olur. Kül olur. Yani bir şeye yaramaz. Dolayısıyla ateşe dilek niyet atmanın bilinçaltına verdiği mesaj yok olması, deforme olması, bir daha eskisi gibi olmaması. Kurtulmak istediğiniz şeyleri ateşe atabilirsiniz. Bir daha hiç hayatınızda görmek istemez. Mesela kanser yazın, ateşe atın. Fakirlik yazın, ateşe atın. Ama olmasını, canlanmasını, yeşermesini, büyümesini istediğiniz bir şey ateşe atmazsınız. Bunu yıllardır anlatamıyorum. Yıllardır yalvarıyorum yapmayın diye. Çünkü bilinçaltınızı eğitemezsiniz. Bilinçaltınız ateşte yandı gitti, kül oldu bitti, bu olmayacak diyor. Bilincimiz aa ne güzel ritüel yaptık diyor. Bu olmaz. Demek istediğim bilinçaltınızı eğitmeniz gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili altına da biraz bir şeyler yazacağım. Yapmak istiyorsanız yapın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İnananlar yapsın. Unutmayın yine söylediğim gibi samimiyet ve çocuk saflığında istemek her zaman en etkilisidir. Mesela diyorum ki hani kendinize semboller alın. Mesela bu size neyi çağrıştırıyor? Bana çok güzel şeyler çağrıştırıyor. Mesela böyle bir kalem alın kendinize. Güzel semboller alın kendinize. İyiliği, güzelliği hatırlatan şeylerle giyinin, kuşanın, uyanın, uyuyun. Tatlı şeylerle hemhal olun. Tamam mı? Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evde şey yapabilirsin. Mum yakabilirsin. Kandil yakabilirsin. Çok sevgiler.